Sıradaki skeç Rock Festivali ile ilgili. Şivelen mi? Şiveli. Hindi altyapının skeci bu. Çocuklar 4 kişi skeç yazmış hocam. Aklımda tutamadım. 4 kişi... o yüzden isim soy isim. Bir de geçen hafta hata yapmışım ben. Bir tane arkadaşın ismini yanlış söylemişim. Bayağı üzülmüş. Ondan buradan çok özür dilerim. Bora'ymış adı, Alp demişim. Gene var. Ben o yüzden garanti olsun diye yazdım. Şimdi skeci yazanlar: Cansu Mumcu, Beste Bilir, Bora Pak, Yeşim Dursun. Bir alkış alabilir miyim bunlara? Skecin adı Temkinli Rock Festivali. Haliyle burası bir rock festivali. Motive olun, oynayacaklar. Size iyi seyirler diliyorum. Hadi bakayım, görüşmek üzere. Abi festivale çıkacak olan gruplar yıkılıyor ya. Kimler çıkıyordu? Yüz yüzeyken konuşuruz. Kendine çok dikkat ediyorsun. Allah zihin açıklığı versin. Bunları annem de söylüyor bana. Harbiden ya, annem demişken sen nasıl izin aldın da geldin buraya? Kızım, onlar artık böyle şeyleri sorun etmiyorlar. Haberleri var yani. Wow, yalnız bir tanışamadık ya sizinkilerle. Tanışıp ne yapacaksın? Kızım, zamanında kime yalan söylediğimi bilmek hakkım değil mi? Ya onu bırak da şu ortama baksana kızım. Çok huzurlu değil mi? Çok iyi değil mi? Bu neye kızmış ya? Kızım kızmıyor, selam veriyor. Rock, 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 rock. Şimdi ne dedi? Tuvaleti sordu. Sen de cevap mı verdin? Dilim döndüğünce. Aa, çok iyiymiş ya. Of. Aa kızım, benim şarjım bitmiş. Şarj aletim de yanımda değil. Ne oldu? Annenler mi merak eder? Merak! Ya bırak! Bırak! Of! Saçmalama, bak bana da aksan geldi. Öyle şey mi olur? Story çekemem. O zaman sana bir kıyak yapıyorum, alıp geliyorum. Kankamsın, kankamsın ya. Oh, festival kafası. Festival. Bahçadılarından açtım. Bahçadılarından açtım. Sarmaşık çölleri dolaştım. Öptüm, sevdim, halelleştim. Hoppa! Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Hele! Sürpriz! Ya baba, ne işiniz var burada? Ananla Rock Festivali'ne geldik. Ne var bunda ya? Ya babacığım, siz ne anlarsınız Rock Festivali'nden? Teessüf ederim. Gir müzeye. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Çok iyi değil mi? Ya babacığım, bana izin vermenizden anlamalıydım. Tamamen tesadüf ya. Ya lütfen gidin. Bak arkadaşım gelecek, beni rezil edersiniz. Evet. Dur Hüseyin, ben şimdi halledeceğim. Halledemiyor Hüseyin. Tamam ya. Tek çadır senin şeyin değil ya. Biz de burada bir yere çadır atarık. Seni de tanımıyoruz biz. Allah tanımıyor Allah. Tapuladınız mı arkadaş? Ya kızım, ortam süper ya. Vay. Yeni ahbaplar yapmışsın. Saçmalama. Siz beni tanıyor musunuz? Yok. Ben hayatımda görmemişim. Görsem derim bu kızı hangi ana doğurmuş. Maşallah ya. Evet. Ben de görmedim hayatımda hiç. Tanımıyorum, biz geçerken arkadaşınız ahbaplık edelim dedi. Biz de tamam dedik. Zaten bizim kızımız falan da yok yani. Biz zaten evli de değiliz. Biz rock buddy'yiz. Aslı, hadi gel biz konsere gidelim. Hadi. Ana, kimin konseri? Selda Bağcan. Abo, Selda Bağcan da buradaymış, gördün mü? Ben onu dinlemiyorum Hüseyin ya. Ben Latif Doğan seviyorum. Lan Rock Festivali'ndeyiz. Kustum şova git o zaman. Manyak! Ya! Ece, ne haber kanka? Kızım, sen yeni mi başladın yavrum? Sayılır amca. Azalt. Evet. Siz şeye gitmiyor muydunuz? Ahbap. Hadi. Doğru Hüseyin, burada tuvalet kuyruğu oluyormuş. Gel biz bir kuyruğa bakalım. Tuvalet kuyruğu mu? Evet, evet. Saçma şeyler. İyi, hadi. Ya kızım Ece, sen annenle babana ne yalan söyledin de buraya geldin ya? Hüseyin, tuvalet. Dur, asıl sıçış burada olacak, dur. Ne yalanı? Benim annemle babamın haberi var. Aa, var mı? Okey ya. O zaman ben bundan sonra onlara ben yalan söylemek zorunda kalmayacağım ya. Wow! Wow! Ne yalanlar ya? Harika, çılgın kafalar. Süper, biz de çok yalan söyledik. Ne yalan söylediniz mesela? Anlatın da eğlenin. Moruk ya, bir sürü yalan var. Bak süperiz bu konuda ya. Hayır hayır, anlatmayın. Hadi biz gidelim. Anladık, eğlenik ya. Ay bak, bu bomba o zaman. Moruk dinle. Evet. Bunun okulu o kadar iyi ki her pazar derse gidiyoruz diye bir yıl boyunca bütün pazar dışarılarda gezdik ya. Ve babası hiçbir şey anlamadı. Yeah. Vay mal vay. Ya bakın buna anne daha masrafmışsın ya. Bakın buna annesi para veriyor. Onu anlatmam kızım. Body, bırak anlatsın ya. Anladım body'leri. Buna annesi para veriyor. Babandan da istediyor. Babanın haberi olmaz diyor. Bu adamın da ruhu duymuyor ya. Vay enayi vay ya. Estağfurullah, estağfurullah. Ya öyle öyle. Başka? Amca asıl büyük olayı anlatıyorum. Evet. Ben bunun babasını, Merve'nin babasıyım diye aradım bir gün. Dedim ki kızınız bizde kalsın dedim. Babası benim konuştuğumu anlamadı ya. Şaka gibi ya. Çok kanka. Ece kanka, senin baban bayağı angutmuş lan. Estağfurullah. Öyle öyle. Estağfurullah. Bunu da anlamaması. Olsun bir şeyin. Beteri beteri var. Öyle düşünsen. Gel otur. Ece anlattı. Ölmüyor ama ya. Otur. Neyse. En azından sevgilisi yok. Aynen, Allah bak sevgilisi aşkım. Yok, evet. Evet. Ay. Aşkım! Kızım sana sesleniyor. Bana değil. Yavrum sen ilgilen. Yo, bana da değil. O zaman bana diyor. Hüseyin, bütün oklar seni gösteriyor. Ya ne diyorsunuz ya? Aşkımı diyorum ben, kime diyeceğim? Aşkım. Allah Allah. Aşkım. Ya Mete Bey, gelmeden önce haber verseydin. O zaman sürpriz olmazdı ki kanka. Hoş geldin. Merhaba moruk. Mete ben. Arkadaşlar arasında Metalika derler. Merhaba moruk. Hüseyin ben de. Aile arasında angut derler. Wow. Ece, ya Selin mesaj atmış. Yine bir rock grubunun bateristine aşık olmuş. Çok kötü, biz oraya gidiyoruz. Ya abi, kızına baskı yaparsan ya davulcuya ya da basçıya kaçar yani. Ya. Atasözünü de evirip çevirmek bir garip etmişler. Bu ne lan? Mete, sen nereden çıktın? Dedim, bir haftadır, kaç haftadır hatta ne söylesem babam izin vermiyor diyorsun. Ben de fırsat bu fırsat dedim, geldim. Bak, çadırsız geldim. Yani ha? Sen de kalırım yani ha bugün de. Değil mi? Moruk! Bizim çadır 3+1 dupleks. Hepimize yeter. Hem biliyor musun ben yastık almadım. Seni böyle araya koyadım. Beraber yatarız sıcak sıcak. Eyvallah moruk, eyvallah. Eyvallah. Bu arada annemin çok selamı var ha. Ha siz anasıyla da tanışıyorsunuz. Wow diyorum. Anneme anne diyor ya. Kendi anası dururken. Böyleler, böyleler. Bu arada seni çok özledim bebeğim. Gel buraya. Gel, ne oldu ya? Gel buraya. Yapma. Ne oldu ya? Ayır şundan. Ayır şundan. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. Ben işkenceler içinde kıvranırken anlıyor musun? Birbirlerini seviyorlar şu anda. Yapma Mete, ne yapıyorsun? Yapma. Ne oluyor ya? Normalde var ya, hiç böyle değil ha. Vallahi mı lan? He. Ama sinirlenince de nasıl bir tatlı oluyor ya? Ben seni var ya, gel. Sinirlenince beni bir gör, nasıl tatlı olurum ama moruk, nasıl? Çok çekici, çok. Aşırı çekici bir. Moruk biz... Evet. Erkek erkeğe şöyle bir çadır kurmayalım mı? Aa, bize gelin. Bize gelin. Yok, bize gelin. Hayır, bize gelin. Hayır. Hayır, çadırı erkekler kurar. Hayır. Ama bir şey söylesene. Hüseyin, gitmeni istemiyor. Kızım ben buyum. Anlıyor musun? Ben buyum. Bana emir edemezsin. Ben özgürlüğüme düşkün bir erkeğim. Serkeş yaşam biçimini tercih ettim. Eğer istemiyorsan defol git. İleri gidiyorsun Hüseyin. Sen benim ateş olduğumu bile bile geldin buralara. Bana kahvede Yozgat'ın Teoman'ı derlerdi. Peki neden? Pupa kızıyla sinek valesine çakardım hep. Hadi ya. Vay çok be. Çekici oldu yine ya. Beni orada bekle bebeğim. Geliyorum birazdan. Bekliyorum. Hadi moruk. Şey vay be. Geç. Angut geç. Hüseyin sen de neymişsin be? Evet. Geç hadi ya. Burada. Ver bakayım ya. Al. Harika. İyi mi? Ha. Yanlışlıkla oldu. Evet, evet. Hadi sen başla bir şeylere ya. Ha? Pardon moruk. Evet. Moruk, sen de benim gibi serkeşsin değil mi? Nasıl yani? Yani diyorum ki, ya mesela ben rakırım. Anladın mı? Ben anadan rakırım. Mother rakırım yani. Öyle böyle rakır değilim ben. Tabii. Evet, evet. Sen yani özgürlüğüne düşkün değilsin, öyle mi? Nasıl? Anlamıyorum ya. Ya diyorum ki moruk, hani sen bu kızla gönül eğlendiriyorsun değil mi yani? Lan ne saçma. Tamam oğlum. Tamam. Çok pardon ya, çok özür dilerim. Sakin misin şu an? Sakinim, sakinim. Çok pardon. Sen kimsin lan? Aa, Hüseyin. Kimsin lan bana yükseliyorsun he? Hüseyin yapma, çok çekici oluyor. Tamam bırak. Seni var ya parçam pincik ederim tamam, lan. Tamam yeter ya. Konuşma lan. Şşt, tamam. Tamam moruk. Rock Festivali'ndeyiz. Hepimiz isyankarız. Olur. Vallahi 55 yaşından sonra dayak yediriyordum burada. Duydun mu? Ya çok özür dilerim ya. Ulan. Benim bu aralar bari psikolojim çok bozuk ya. Ya ben kaç zamandır konuşmak için geldim aslında buraya ya. Konuşma. Yok konuşsun. Yok söyleyeceğim ya. Aslında onun için geldim ben. Bunun ailesi var ya. Bunun ailesi... Lan kızı nereye götürüyorsunuz? Kurban mı edeceksiniz? Söyle lan. Bu kızın ailesi ne? Evet, şöyle geçelim. Şöyle geçelim, şöyle geçelim. Ben kadrolu polis. Kimlikleri alayım. Buyurun. Evet, ver kimlikleri, seri. Buyurun komiserim. Evet. Aslı gelenler. Burada. Merve Gündüz. Burada. Mete Polatlı. Burada. Hüseyin Yıkıdo. Ben. Zeliha Yıkıdo. Buradayım. Ece Yıkıdo. Ece Yıkıdo. Evet. Yaş skalası mükemmel. Zaten sizin yaşınız tutmasa onlardan alıp size verirdik. Hayır, benim yaşımda ne var ben anlamadım Hüseyin. Buna takılma Zeliha, ne olur. Çok sıkıcı ya. Bu kız da buraya ailesiyle gelmiş. Bir gün şuraya gelen bir kızı da babasıgil takip etse, burada ortalık karışsa, yalanlar ortaya saçılsa, ben de bunu açığa çıkarsam, bana da böyle aval aval bakılsa. Benim gibi mi yani? Senin gibi yani lan. Bir dakika, bir dakika. Yoksa... Yok ya, aklıma gelse bilirdim ha. Al şunu. Al şunu oğlum, bakma öyle avel avel. Çok da ses yapmayın. Vah vah! Arkadaş çok geliyor. Ece, bu moruklar senin ailen miydi? Ya kızım bize neden yalan söyledi ki? Kızlar tamam, sonum o değil. Söyle lan, bu kızın ailesi ne? Söyle! Baskıcı. Ben baskıcı mıyım? Ben normal bir babayım kızım. Hayır baba, baskıcısınız. Ama ben sana güveniyorum, dışarıya güvenmiyorum. Ya babacığım, kendi gözlerinle gördün. Bak ne kadar huzurlu, güzel bir ortam. Hiç pamuk gibi insanlar, ne zararları var? Yani... Götürmüşler lan. Annem yok. Öğrendi bizi, öğrendi. Ne yapıyorsun lan? Ne bir mıknatısım Hüseyin. Metalci çekiyorum. Selda, seni çok özledim. Ya baba, babacığım yeter ya. Bak, ben sizin işinize geldiğinde büyüğüm, gelmediğinde hiçbir şey yapamıyorum. Ben sizi üzecek hiçbir şey yapmadım. Buraya da sadece arkadaşlarımla biraz eğlenmeye geldim, o kadar. Siz beni kısıtlamasanız ben zaten size yalan söylemeyeceğim. Siz beni kısıtladığınız için ben size yalan söylüyorum. Anladınız mı beni? Beni bir rahat bıraksanız, beni bir salsanız zaten kimse üzülmeyecek. Kızım sen rakı bırak, rap'e başla yavrum. Çok iyi konuştu ama aynı anası Hüseyin. Tamam iyi. Tamam kızım, kusura bakma. Sen bizim ilk göz ağrımızsın ama. Baba ben tek çocuğum. İlk göz ağrısı işte. Aynı zamanda son göz ağrısı olacak. Anladık lan hey ya. Allah Allah. Tamam kusura bakma. Siz ne kadardır birliktesiniz? 1 yıl. 1 yıl. Vay. Yaşanmışlıklar ha. 1 yıl. Güzel zaman. 365 gün. 52 pazar demek oluyor. Bu pazarların hiçbirinde evde yoktu. Sen nerede? Tamam ya baba. Yavaş yavaş bırakacağım. Öyle hadi ince bırakılmıyor ki. O zaman ne yapıyoruz? Bu pazar bizde toplanıyor muyuz? Evet, toplanın. Bak, moruklar. Siz de geliyorsunuz. Ben de geleyim mi Ankıt Hüseyin? Moruk, amca. Bu çocuk mal. Bundan zarar gelmez. İçim rahatladı. Gel lan, gel. Tamam, gel. Ya tamam. Evet. Süperiz. Barıştığımıza göre de hadi Selda Bağcan dinlemeye gidelim ya. Yeah. Doğru. Selda Bağcan. Artık diyenler. Oy. Genzi vardı gülmekten ya. Şu anda bir mucizeye birlikte tanık oluyor. Bir kere büyük usta. Ezelden beri hayran olduğum çok büyük usta Selda Bağcan'a bir alkış bir kere. Onu böyle şahane kahkahalar arasında anmak çok güzel oldu. Keşke bir gün programımıza da şahsen gelse yani. Bence dağılalım artık ya. Kulağım ağrıdı gülmekte. Hele bile ortaya gel. Hacı Ahmet Ak. Ya bazı insanlar gerçekten görsel sanatlar için doğmuştur. Ahmet de onlardan bir tanesi. Ama bu aklıma gelmezdi doğrusu yani. Çok güzel hareketler, nefis bir şekilde devam ediyor. Aferin size.